Merhaba sevgili Kanal Avrupa izleyenleri. Sektörün Aynası programımız Balıkesir Bandırma'da hız kesmeden devam ediyor. Bugün programımızın konu Mizan Emlak. Yanında Mizan Emlak sahibi Şaban Sıvacı var. Şaban Bey, programımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kısaca izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız Şaban Bey? İsmim Şaban Sıvacı. Bandırmalıyım. Kaç yıldır bu sektördesiniz? 22 yıldır emlak sektöründeyim. 22 yıldır, uzun zamandır emlak sektöründesiniz. Şaban Bey, neden emlak sektörünü tercih ettiniz? 92 yılında kooperatifçiliğe başladım. Bu kooperatif kurduk. 7 adet kooperatif kurdum. Bu kooperatiflerin daire satışlarını ilgilenmeyi yaptık. Daha sonra kooperatifler revaçtan kalkınca emlak sektöründe devam ettim. Evet, emlak sektörüne girmiş bulundunuz zaten. Peki Mizan Emlak seyircilerimizi tanıtmanızı istesem. Kaç yılında kuruldu, hizmetleriniz neler, faaliyetleriniz neler? Mizan Emlak 1992 yılında kuruldu. Gayemiz müşterilerimize güven ortamında birikimlerini, yapmış oldukları birikimleri iyi yerlerde değerlendirebilmek. Çok önemli, güven çok önemli emlak sektöründe. Evet, güven gerçekten çok önemli. Yapmış oldukları birikimlerini. Peki çalışma sisteminiz nasıl Şaban Bey? Çalışma sistemimiz sabah 8.30'da dükkanımızı açarız. İlk geldiğimiz zaman bugün yapacağımız işleri göz önüne bulunduruyoruz ve onları hanımımla beraber. Sizle beraber çalışıyoruz. Çalışıyorum. O gün gelen gayrimenkulleri hangi müşterilerimize nasıl pazarlayabiliriz? Hangi müşterilerimize faydalı olur? Bunun analizini yaptıktan sonra müşterilerimize irtibata geçiyoruz. Şaban Bey, Mizan Emlak olarak yurt içinde ve yurt dışında satışlarınız var mı? Yatırımcılarınız var mı? Tabii yurt içinde de yatırımcılarımız var. Yurt dışında da yatırımcılarımız var. Yatırımcılarımızın, yurt dışındaki yatırımcıların genelde Hollanda, Almanya, Fransa'dan müşterilerimiz var. Bunlar orada kazandıkları, yurt dışında kazandıkları paralarla Türkiye'de yatırım yapmak istiyorlar. Kesin dönüş yaptıktan sonra acaba ne gibi yatırımlar yapabiliriz? Ama kesin dönüş yapana kadar da biz de onlara yatırım danışmanlığı yapıyoruz. Belirli bölgelere yönlendiriyoruz. Bu illa Bandırma olacak diye bir kaide yok. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yatırım amaçlı birçok müşterimiz var. Zaten Mizan Emlak Bandırma'nın dışında Türkiye'de. Ve sonra Avrupa'da olacak. İnşallah. Şu anda Türkiye'deyiz. Yakında da Avrupa'da olacağız. Peki hedefleriniz neler? Hedefimiz... Yeni bir şube var sanırım gündemde şu aralar. Kısmetse 2013'te başka şehirlerde şubelerimiz olacak. Şimdiden hayırlısı olsun diliyorum. Evet. Peki buradan Sektörün Aynası izleyenlerine son olarak neler söylemek istersiniz? Bandırma'dan. Bandırma'dan yatırımcı arkadaşlara şunu söyleyelim. Yatırımlarını akılcı, bilinçli yapsınlar. Çünkü bu yatırımlar kolay kazanılmıyor. Birikimler kolay kazanılmıyor. Dolayısıyla biriktirdikleri meblağları akıllı yerlere ve uzun vadede kendilerine geri dönecek şekilde yapmalarını tavsiye ederim. Eğer yatırım yapmayı düşünenler varsa hem yurt içinden hem yurt dışından Mizan Emlak biz size öneriyoruz. Programımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum Şaban Bey. Bizi mekanınızda ağırladığınız için. Ben de teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Avrupa'daki dostlarımıza da selamlar, saygılar. Teşekkürler.
Evet sevgili izleyenler, Sektörün Aynası'nda bu hafta sizlere Bandırma'da mizan emlağı tanıttık. Bir başka sektörde görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin.